geçin bakayım hanım. Can geç. Ya sonra çekeriz, ne gerek var? Olmaz, bunu fotoğraflamam lazım. Kim mutlu sonlara inanır? Can yanaş annene, yanaş. Evet. Her karanlığın sonunda bir ışık olduğuna. Evet, geliyorum. Evet, geliyorum. Dağılmış bir ailenin bir gün yeniden birbirine kavuşacağına. Gülsene kız. Aile albümünün ilk fotoğrafı. Kim inanır? Minik kelebek. Öpmeyecek misin baba? Hadi atla arabaya da bir tur atalım şöyle. Ben inanmam. Arkadaşlar, kendi ürünlerimizi kendi medyamızda nasıl daha iyi pazarlarız? Asıl derdimiz bu. Rakamları daha da yükseltmek imkansız diyen var mı? Kenan Bey'in çok güzel bir lafı vardı. İmkansız diye bir şey... Alo? Cengiz, bir bana gelir misin? Geliyorum. Sonunda kötülerin bile kazandığı, prensesin kötü adama aşık olduğu, mutlu sonlara inanır mısınız? Cengiz, bir konuşmamız gerek. Siz? Cengiz, biz Can'la... Ben artık inanmam. Ben artık inanmam. Ben artık... Hayır!
bir şey yapacak. Kesin kötü bir şey yapacak. Gel benden. Gel bir sen benden. Neresi burası? Hemen şuraya bir tablo koyalım mı? Ezel, korkuyorum ben. Rengini nasıl buldun? Bak beğenmediysen hemen değiştiririz. Cengiz'i gördün. Bize nasıl baktığını gördün, kesin bir şey yapacak. Gel. Ezel, gördün mü? Ezel, gördün mü? Nasıl bakıyordu bize? Gördüm. Can'ın odası. Vermeyecek ki canı bize. En güneşli oda onun. Ama... Gel, gel bak. Annenlerle konuştun mu? Bizim odamız. Yatak pencerenin karşısında mı? Kabul edecekler mi şimdi beni? Etmezler ki. Uçuk maviye ne dersin? Gökyüzü gibi bulutlu duvar kağıtları var istersen. Arkadaşların ne olacak? Ali ile konuştun mu? Karısı, nefret ediyorlar benden. Konuşurum. Ya olmazsa? Ya karşı çıkarlarsa? Ya vazgeçirirlerse seni? Perde değil de panjur sanki. Ya olmazsa? Ya gidersen? Ezel, ödüm patlıyor ya. Korkmuyor musun sen hiç? Nişan. Peki. Bana tek bir soruya cevap ver. Doğruyu söyleyeceksin ama. Söz mü? Söz. Kırmızı. Saten, yatak örtüsü çok mu kuru? Söz verdin. Evet, ama alalım. Yatak pencerenin karşısına mı? Tabii ki. Yatak odasında televizyon hakkındaki görüşlerin? Yani yok, televizyon olmasın. Anten falan bağlamayalım. Film falan seyretmek tabii ki de. O gün mahkemede. Öfkeden başka bir şeydi bendeki. Niye şimdi? Seni sonsuza dek kaybediyorum diye korkuyordum. Asıl ben seni kaybediyorum. Sen mahkemede konuşurken... beni o yaptı diye gösterirken... ben bir tek senin uzaklaşıp gittiğini görüyordum Eyşan. Eyşan gitti dedim. Bir daha onu bulamayacağım dedim. Asıl ben hep Ömer gitti dedim. Bir daha dönmeyecek bana. Hapishane falan umurumda değildi. Sen gitmiştin. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Ben aslında hiç gitmemişim. Ben hep bu evde seni beklemişim. Dönmeni beklemişim. Döndün mü artık evine? Gitmeme izin verme ne olur. Hepimiz mutlu bir son mu hak ediyoruz? Yoksa hak ettiğimiz sonu mu buluyoruz? Olmadı! Olmadı!
Tarkan Bey, ben Cengiz Atay. Şenan Birkan tavsiye etti sizi. Bir arkadaşım için bir hayat sigortası istiyorum. Delirecek babam. Çok kızacak. Bu daha babam. Bir de annemi bekliyor. Annen hele. Allah'ım. Kimse istemeden nasıl birlikte olacağız biz? İnanmayacaklar ki benimle mutlu olduğuna. Senin gördüğün gibi görmüyorlar beni. Nefret ediyorlar benden. Ne haklılar da. Ben onların gözünde... Ne yapıyorsun? Mobilyacı. Yarın burada buluş benimle. Ya başlayalım evimize eşya seçmeye. Ezan. Hiçbir şey olmayacak. Herkesi ikna edeceğim. Sen inanıyor musun bana? İnanıyor musun? Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Ezer. Hoş bulduk. Merhaba Mümtaz amca. Dün söyledi benim oğlan. Bizimkilerin üçüncü yoldaymış. Hayırlı olsun. Senin küçük oğlan daha dönmedi mi Amerika'dan? Nerede? Yaza kamp dedi, kurs dedi, kaldı. Annesi delirecek hasretinden. Kolay mı? İki yıl görmeyeceksin oğlunu. Değil mi Mümtaz? Kolay olur mu? Ama bitecek, gelecek. Ben de artık buraya taşınıyorum. Duydum. Sabri Beylerin evini tutmuşsun. Ama o koskoca evde ne yapacaksın tek başına? Tek başıma değilim. Kısmetse ocağımızı buraya kuracağız. Bir de oğlum var benim. Can adı. Ayrıydık annesiyle, barıştık. Ailemizi buraya kuracağız inşallah. Hepinizi çok sevdim. Burası benim de mahallem olsun istiyorum. Ne dersin Mümtaz amca? Sen de arada tavla öğretirsin Can'a belki. Elia teyze de belki arada bakar Can'a. Bakmaz mı? Bayılır çocuklara. Biz de gelir gideriz. Aile gibi. Olmaz mı? Çok tecrübem yok benim. Artık kendi babamdan hatırladığım kadarıyla oğluma babalık yapacağım. Yaşıyor mu baban? 14 sene önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ama Mümtaz amca var. Onun da kendi babamdan eksiği yok. Öyle değil mi baba? Ben de oğlun değil miyim senin? Öylesin. Kendi oğlun gibi kollarsın beni de. Kollamaz mısın bana? Ömer gibi. Ömer hiç gitmemiş gibi. Hiç kötü bir şey olmamış gibi. Olmaz mı? Benim oğlum bir kıza tutuldu Ezer. Boş ver şimdi Mümtaz. Eyşan diye. O güne tekrar bir dönebilseydim. Baba. Dönseydim de. Oğlum o kızı almak için benden izin istediğinde vermeseydin. Ne var oğlum bu kızla deseydin. O kız görmüyor musun sana göre değil deseydin. O kadın sana karılık yapmaz, çocuğuna analık yapmaz deseydin. Ömerimi tutup yollamasaydım o kadının peşinden. Ya Ömer, hayatı boyunca en çok o kadını sevdiysen. O yokken onsuz nefes bile alamadıysa yine tutar mıydın? Yollamaz mıydın onu? Yollamasaydım benim de burada arkadaşlarıma anlatacak bir hikayem olurdu Ezel. Ben de başımı eğip oturmazdım.
Onlar her evlat dediğinde. Baba, onlar torunlarından, çocuklarından bahsederken ben hiç kimsenin tanımadığı bir adama oğlum demek zorunda kalmazdım Ezel. Baba. Yeter, ne olur. Baştan kurmaya çalışıyorum her şeyi. Bir gör ne olur. Kolay değil. Bana sırtını çevirip durma. Ezel. Ömer benim adım. Ömer. Sen çok vicdanlı bir çocuktun. Hiç kimseyi incitmezdin. O vicdandan kaldıysa biraz. Bizi bu hallere düşüren o kadını evime sokup da kızımı dedirtme bana. Cengiz Bey. Buyurun. Ezel Bayraktar. Cengiz Bey, öncelikle başınız sağ olsun. Kenan Bey benim de abim gibiydi. Ezel Bayraktar. Tamam. Bu ay içinde size hemen bir sözleşme çıkaralım. Hemen. Hemen istiyorum. Tabii. Bizim işimiz sizi memnun etmek. Bu arada bizim sözleşmelerimize aşinasınız değil mi? Hayat sigortası. Bu hayvanı öldürmek... Sakın sakın bu lafı ağzınıza almayın. Çünkü bizim işimiz hayatla. Ama insanın başına neler geleceğini bilemeyiz. Herkes kazaya uğrayabilir. Nasıl bir kaza? Vallahi Allah'ın işi belli olmaz ki. Çok tesadüfi görünen bir şey aslında titiz bir planın eseridir. Mesela yolda yürürken sarhoş bir sürücü size çarpabilir. Sigaranız yanıkken uyuyakalabilirsiniz. Ya daha geçenlerde bir müşterimiz, Allah korusun, bozuk bir asansör kabininin boşluğuna ayağa takılıp düşmüş. Ya sapasağlam insanlar bir anda nefesleri daralıp herkesin içinde pat diye düşüp ölebiliyorlar. Kalp krizi. Arkadaşım şanslıdır çok. Çok kazadan kurtulmuşluğu vardır bugüne kadar. Cengiz Bey, bu iş bana ailemden kaldı. Babamın dediği bir laf vardır. İnsan herkesle savaşıp kazanabilir. Azrail hariç. Çünkü görmediğin kazadan kurtulamazsın. Madem o kadar iyisiniz ailecek Tarkan Bey, bu sözleşmeyi bana satmadan önce Azrail'in gücüne bir ikna edin beni. Tamam o zaman Cengiz Bey. Arayacağım sizi. Çanta yakmış ha? Ali abi. He. Ben Eşan'la beraberim. Canı da alacağım yanıma. Babama gittim anlattım. Tabii ki olmaz dedi. Cengiz de rahat durmayacak şimdi. Öyle bir iş aldım ki başıma. Ne yapayım, gideyim babamlara bastırayım mı? Yoksa durayım bekleyeyim mi? He? Senle tamirhanede konuşurduk hep. Sen hep bir şey söylerdin. Hınçlı mışlı ama iyi gelirdi. Söylesene bir şey ya eski günlerdeki gibi. Ali abi. Ne? Hangi eski günler? O karının hayatını kararttığı günler mi? Hapislerde çürüdüğün günler mi? Neyin eski günü? Eskiyi. Eyşan diye diye biz eskidik lan. Yavaş abi. Olacak iş mi lan? Yine Eyşan'la.
Olacak iş mi? Bir de gelmiş anlatıyorsun. Ben mi dinleyeceğim seni? Dinlemez misin? Dinlemem. Senin tarafında değilim ben bu sefer. Babanın tarafındayım. Sen babamın tarafındasın. Sen. O adam vurup suçu bana atarken babamı hiç mi düşünmüyordun abi? He? Bok attığın Eyşan'la hayatımı karartırken hangi taraftaydın? Seni affederken hiç konuşmuyorduk biz bunları. Daha ne istiyorsun lan affedeyim diye? Hı? Daha ne istiyorsun? Al Eyşan'ı o zaman. İstemiyorum lan gitmek. Sevgilimi de geri istiyorum. Arkadaşımı da geri istiyorum. Ailemi de istiyorum. Benden ne çaldıysanız geri istiyorum ulan. Şimdi mi çekeceğim bana? Ne yapayım lan benden ne istiyorsun? Yanımda olun ulan. Yanımda olun. Hayatımı geri almaya çalışıyorum Ali abi her şeyi. Kolay mı sanıyorsun unutmak? Seni affetmek kolay mı oldu sanıyorsun? He? Ama 14 sene be abi. Yetmez mi? 14 sene. Artık kaldığım yerden devam edeceğim. Sen de benim yanımda olacaksın. Borcun lan yanımda olmak. Benim sana borcum var ya, hayatımın sonuna dek köpek gibi ödeyeceğim. Yine yetmeyecek. Ama ben ölene dek ödeyeceğim. Borcum o benim. Borcum. Ama Eyşan dersen o karı benim borcum falan değil. O karı bizim belamız. O boku yediğimde dedim ki kendime alacağım teknemi gideceğim bunlardan. Ama 14 sene. 14 sene Ömer. Ben de artık gideyim. Görmeyeyim Eyşan'ı Cengiz'i. Alayım teknemi. Karımı, çocuğumu, seni. Gideyim. Bu da benim hakkım. Yolun sonunda düşmanlar değil, dostların keser hep yolunu. Artık her an bir kötülük olacak diye beklersin. İçinden bir his, en çok istediğin şeyin son anda elinden gideceğini fısıldar. Cengiz Bey, bir adres vereceğim. Orada bekliyorum sizi. Sebep? Beni ikna etmediniz mi? Bir sunum yapacağım size. Ortopedik mi bu? Tabii efendim. Hatta yeni çıkan teknoloji. Ne yapıyorsun? Denemeden almam. Herkes bakıyor kalk. Gel buraya gel. Biz bakalım size haber veririz. Tamam efendim. Nereden geliyor bu Neşe? Bir dakika. Ne dediler? Kabul mü ettiler yoksa? Babam da ailede kapı dışarı etti beni. E haklılar. Ne yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Yok. Niye istesinler? Kimse istemez ki bizim beraber olmamızı. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Senle benden başka kimse anlayamaz aramızdakileri. Hiçbir zaman da anlayamayacaklar. Eyşan. Anlamalarını falan istemiyorum zaten. Tek yapmaları gereken şey hatırlamak. Neyi? Beni. Beni sevdiklerini. O kudurmuş eli can dostum benim. Hatırlayacak. Bana arkasını dönen adam babam benim. Bana öldü diyen kadın annem. Hatırlayacaklar. Sonra ellerini açacaklar. İkimizi de kucaklayacaklar. Eminim. Eminim öyle olacak. Nasıl unutmuşum ben Ömer'i ya. Umutlanmaktan hiç korkmaz. Nasıl unutmuşum? Senin yanındayken hayal kurabilirim. Ümit edebilirim. Korkmama gerek yok. Her şey güzel olacak. Bu yatağı alalım.
Eşan varken olmaz. Yeni evlerini kuruyorlar. Mobilya mağazalarının en çok o tarafını beğeniyorum. Bir sürü yeni evli genç çift hayatlarının baharındalar. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorlar. Öyle değil mi? Ne ters gidebilir ki? Nasıl bir aksilik aniden karşılarına çıkabilir? İnsanların kafalarında hiçbir tasa yok, gelecek hayalleri kuruyorlar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne bu şimdi sosyal bilgiler dersin be, aptal mısın? Böyle mi ikna edeceğim beni? Evet. Niye kızıyorsunuz ki? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kime, ne zaman, ne olacağını bilemeyiz diyorum. Manyak herif. Yavaş arkadaşlar. Yavaş. Duvara dikkat. Duvara dikkat. Abajurlar. Bolca ama bu değil. Evet. Baba koltuğu. Baba koltuğu isterim Eşen. Belki bu tam değil ama baba koltuğu. Masa. Bir de bu masaya bakalım. Dikkat! Eşen! Ambulans çağırın. Arıyorum ben, arıyorum ben, arıyorum. Çabuk ol. Iskaladın. Sevinç Aracı, 28 yaşında. Ater Mobilya'da tezgahtarlık yapıyor. 8 yaşında bir kaza geçirmiş. Bacağında platin çiviler var. Rahat hareket edemiyor. Güzel sunumdu. Alıyorum. Ama başlamadan önce benden haber bekle. Bir küçük işim var. İyi günler. Ben Cengiz Atay, Can'ın babasıyım. Can'a söyler misiniz lütfen bugün dersten sonra servise binmesin? Ben okula geleceğim onu almaya. Teşekkür ederim. İyi olur inşallah. Ne kötü düştü üstüne. İnşallah. Ya biz de olabilirdik o. Hemen yanımızda. Bir yere oturup bir su içmek ister misin? Yok, hemen gidelim. Hemen gidelim bana. Beklemeyelim. Ne oldu? Can'ı diyorum, beklemeyelim. Hemen söyleyelim. Bir alışsın, hemen söyleyelim. Öğrensin babasının kim olduğunu. Ciddi misin? Görmedin mi içeride ne olduğunu? Sen de olabilirdin o. Başka bir şey olmasını beklemeyelim. Söyleyelim ona. Ya doğru, doğru olur mu şimdi? Ne zaman söyleyeceğiz? Yıllar sonra mı? En güzel yıllarını geçirdikten sonra mı? O zaman kızmayacak mı bize? Şimdi yıkım olur ama birden. Ya, hemen bugün değil zaten. Yine de çok zor olacak. Zaten zor olacak. Ama en azından bir yalanı yaşatmayalım daha fazla çocuğumuza. Bilmiyorum ki Eşen. Yani babalık nasıl bir şey hiç bilmiyorum ki. Ya yanlış bir şey yaparsam dersen? Yapacaksın. Anne baba olmak bir sürü şey yanlış yapmak demek zaten. Yani şimdi ya Cengiz'den Can'ı almam iyi bir şey değilse? Hani tamam Cengiz kötü filan ama aslında hani benden daha iyi bir babaysa Can'a. Sen dünyanın en iyi babası olacaksın. Emin misin? Eminim. Babam olacağım ben şimdi. Babayım ben. Hadi gidelim oğlum sen. Nasıl bakıyor bana? Artık daha da bir farklı bakacak sana. Ben mi?
gideceğim. Hadi hadi eşim gitmeden süreyim, koş. Önce bana bir söz ver. Benden başka kimseyle araba kullanmayacaksın. Ya baba, zaten senden başka kim kullanacak? Ezel abine söyledim araba sürmeyi sevdiğini. O mesela seni alır da annenden gizli sürelim falan derse... Ya baba, bilmem, sürmem. Ya hadi söz baba, kız gidiyor. Sen Ezel abine güveniyorsun şimdi. Ama o kadar güvenilir bir adam değil. Ya baba, kız gitti işte ya, of. Duydun mu sen beni? Bana bak. Bana, duydun mu? Ezel abiye güvenmek yok. O bize kötülük yapabilir. Niye biliyor musun? Çünkü o beni kıskanıyor. Niye? Senin gibi oğlu yok çünkü. Benim var. Ama iyi adam o. Seviyor da beni. Ama beni kıskanıyor. Benle ilgili saçma sapan şeyler söylerse sakın inanma. Annenle birlikte gördüğünde sakın yüzüne bakma, yanında durma, konuşma. Ben senin babanım. Kaç yıldır sana bakıyorum, haberin var mı? Baba, ne diyorsun? Bin arabaya. Beni dinleyeceksin. Benim senin baban. Beni dinleyeceksin. Duydun mu beni Can? Anlaştık mı? Anlaştık mı Can? Hı? Ne var, ne istiyorsun? Can, Eyşan, iyi misin Can? İyiyim. Ha? Sen kimin çocuğunu kimden alıyorsun? Can! Baba, Can gel arabaya. Kolay mı lan oğlumu almak? Çocuğun önünde yap. Can, gel buraya yanıma. Bin arabana bas ki çocuğun okuluna rezillik çıkarma. Sizsiniz rezil olan. Çok mu iyisiniz Allah'ın belaları? Sen çok mu iyisin? Sen şimdi çok mu iyi oldun? İkiniz bir araya geldiniz. Şimdi her istediğinizi yapacaksınız, öyle mi? Can, buraya gel. Korkma oğlum, buradayım, gel. Oğlum deme ona, oğlum deme. Cengiz yeter, okuyor çocuk. Can. Ya öf. Bırakın! Ezel abi bırak! Baba. Oğlum. Ben annemle gideceğim. Sen biraz şey olmuşsun. Şey. Sen biraz dinlen, ben sonra gelirim, olur mu? Oğlum. Korkmuyorsun değil mi benden? Ha? Yok. Sonra ben sana gelirim. Ben annemle gideceğim. Geç arabaya. Yeter Cengiz. Bırak burada artık. Bırakacak. Bırakmazsa... Haydi ya. Olmaz böyle. Böyle mi bırakacaksın beni Eyşan? Çocuğumu da mı alıp gideceksin? Bir dön yüzüme bak Eyşan! Ne yaptım ben sana ha? Hiç mi yokum hayatında Eyşan? Bitti Cengiz. Vazgeç. Bitti. Arkamızda mı? Tabii ki. Delikanlı, nasılsın orada? Nasıl yitirir senin keyfini? Senin de isteyeceğin bir şey bulamaz mıyız? Yemeğin hazır. Döneceğim mi bir dünyaya? Bitiyor, az bir şey kaldı. Ya geleceğim, ince iş, yarım kalmaz. Tamam, yolluyorum yemeğini.
Ne? Ali abi. Can, oğlum ne oldu, iyi misin? Ali abi, ben evden kaçtım. Neredesin oğlum, ne oldu? Ezel'le annemden kaçtım. Onlarla olmak istemiyorum artık. Al benden de. Neredesin Can, söyle bakayım. Sen neredesin Ali abi? Ben seni çok özledim. Tamam abicim, geliyorum ben yanına. Söyle, neredesin sen? Nerelere gitmiş manyak çocuk? Hani bunu tutamazsın da, bu kapıdan pencereden fırlar gider. Ali. Az peşinden koşmadım ben Veled'im. Kimseye de çıkmaz ha. Bir ben seslenince çıkar. Bak yine beni çağırmış. Bir şey olmayacak, merak etme. Ufakken bu Ali abim derdi, başka da bir şey demezdim. Ali'cim. Bir senedir çocuğu sormadım bile lan. Unuttum gitti. Ömer'i de çocuğunu da. Hay. Ali merak etme. Gideceğiz, bulacağız şimdi. Aynı şeyi Ezel Tefo'ya yapsa. Hay. Can! Can neredesin abicim? Ali abin geldi. Çık! Can! Ezel'i mi arayalım, ne yapalım? Arayalım. Dur ya, dur. Can! Can! Ha? Abim! Can! Ne oluyor abim? Ne yapıyorsun? Hadi abi, bir şey soracağım ben sana. Sor abim. Hani ben kavga edersem falan, seni çağırırsam gelir misin? Çağırmana gerek yok. Ben hisseder anında damlarım. Büyük bir zevkle. Üzülürsen peki? Hemen. Söz mü? Erkek sözü. O da öyle der dedi. Kim? Al, sana bir hediyem. Ama bir şartım var. Adını değiştirmeyeceksin. Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Hatırladım. Bence bir şans daha verelim. Ben o gün o teknenin ayarını kurarken aslında Ömer'i nasıl satacağımı düşünüyordum Azat. Biliyor musun? Benim bir bok verdiğim yok. Ömer adisi bir şans daha veriyor. Çok iyi kaptanımdır ben aslında. Biliyor musun? Olmadı, görmedi. Defo, hadi bakalım oğlum, demir al. Evet. Evet küçük kaptan, nereye gidiyoruz? İlk hedefimiz. Ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Ha? Thank you.
Yap şimdi. Hemen. Şimdi. Mutlu hiçbir son yalnızlıkla gelmez. Ama bazı yalnızlıklar kötü sonların başlangıcıdırlar. Anne, eve mi gideceğiz? Daha erken. Gideceğiz tabii. Niye ki? Yarın okul yok. Annesi, Can bu gece bende kalsın mı? Ne yapacaksınız? Bilmem. Ne dersin Can? Pizza. Tamam. Oyun oynarız. Sabah kalkınca belki biraz ahşap oyarız. Tamam. Olur mu anne? Yani bilmiyorum ki. Belki ben de mi gelsem acaba? Gelebilir Mezer abi. Lütfen. Hadi atlayın. Eşen geliyorum ben. Alo Şebnem. Ezel. Ama her gün her gün arama ya. İyiyim. Yeni işim de süper. Bana suite oda da verdiler burada. Süper. Cengiz'in verdiği şey yanında mı? Yanımda. Yoksa şey... Evet. Ay ne güzel. Ay çok sevindim. Yani onun için sevinmedim. Senin için sevindim. Ay sonunda oldu. Dur kapat. Hemen getiriyorum.